merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz efendim ve bugün sizlere Zeytinburnu İstasyon Meydanı'ndan Mevlana Kebap'tan sesleniyoruz. Yanımda işletme sahibi Mahmut Bey var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mahmut Bey, sizce yemek alanında insanlara hizmet veren bir işletmede olmazsa olmaz şey nedir? Şimdi yemek sektörü öyle bir şey ki her şeyin en iyisi ve hijyenik olarak en birinci kalite olması lazım. Bundan dolayı müşterinin memnuniyet kalması çok çok önemli. Müşterinin güven ve rahatlıkla yiyebilecek ürün olması lazım. Bunda en iyisini İstasyon Mevlana olarak biz hizmet sunuyoruz. Peki müşterilerin bu tarz işletmelerden beklentileri neler oluyor? Yani müşteri günün rahatlığı, hani yediği ürünü, yediği eti, yediği pidesi olsun, kebabı olsun. Kaliteli ve iyi olması çok önemli. Yani birinci sınıf olması çok önemli. Çünkü günümüzde öyle olmuş ki yemeği hiçbir yerde yiyemiyorsun. Benim kendi mesleğimde zaten aşçılıktan geldiğimden dolayı yıllardır bu sektördeyim. O yüzden Zeytinburnu'nda böyle bir yer açtık ki en iyisini yapabilirim. Ve buna şükürler olsun yapıyoruz. Yani müşterilerin beklentilerine istedikleri oranda kesinlikle cevap verebiliyorsunuz. Kesinlikle en iyi kalitede hizmet veriyoruz müşterilerimize. Peki menünüzde neler var efendim? Menümüzde Konya mutfağı özellikle birinci sırada kebap çeşitlerimiz var, ızgara çeşitlerimiz var, döner isteyenler var, bizim şifalı mercimek çorbamız var. Yani müşterinin istediği her türlü ürünü burada bulabiliyoruz, yapabiliyoruz. Peki franchising verme gibi bir düşünceniz var mı? Şu an için düşünmüyorum da ilerisi için şube olarak kendimiz devam edeceğiz inşallah. Farklı bölgelerde farklı bir şubeler açacağız Allah'ın izniyle. Peki ne zamandır Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda hizmet veriyorsunuz? Burası 10 ay oldu. Ben yıllardır Zeytinburnu'da oturuyorum. 10 ayda burayı ben aldım. Şu anda şükürler olsun iyi bir potansiyel yakaladık. Aynı şekilde devam ediyor. Efendim sizin bir de özel bir suyunuz ve kahveniz var sanırım. Evet, su Aile ve Politikalar Bakanlığı'nın suyu. Geliri %100 Çocuk Eskiyemen Kurumu'na gidiyor. Pahalı 8'in üzerine 8.2. Bunu özellikle vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü gelir tamamen Çocuk Eskiyemen Kurumu'na ait. Bunu biz Marmara Distribütörü olarak başlattık. Şu anda şükürler olsun iyi bir yere geldi. İnşallah müşterilerimiz de bunu tercih ediyorlar. Daha çok etmelerini tavsiye ediyorum. Kahvemiz yemeklerden sonra aç karnına da içebileceğimiz bir kahve. 7 karışımdan oluşuyor. Keçi boynuzu, salep, damla sakızı, çikolata, karamel, Türk kahvesi ve menciş kahvesi. Tamamen mideye çok faydalı bir bitkilerden oluşuyor. Bunu da kendi üretimimiz, biz üretiyoruz. Şu anda çok daha iyi bir konuma geldi. Müşterilerimizin bunu da kesinlikle ikram ediyoruz. Afiyetle içsinler. Mevlana Kebap'ta müşteriler tarafından vazgeçilmez olarak görülen şey ne? Şifalı mercimek çorbamız. Bu zaten 6 saatte fırında pişiyor. Çok farklı bir lezzet. Gerçekten Zeytinburnu'nda değil de İstanbul'un tamamını biliyor bunu. Tercih etsinler. İşte kuzu tandırımız. O da çok farklı. Etlerimiz de günlük elinden dolayı taze taze müşterilerimize sunuyoruz. İşte pide çeşitlerimiz aynı şekil. Kebap çeşitlerimiz tamamıyla ızgara olarak da en iyisini burada kalite olarak hizmet veriyoruz. Müşterilerimizi kesinlikle bekliyoruz. Tavsiye ediyorum. Konya'dan çiftlikten taze et olarak geliyor. Sabah sipariş veriyoruz. Öğleden sonra yola çıkıp akşam bize teslim ediliyor. Günlük taze taze et kullanılıyor burada. Neden Mevlana kebabı seçelim? Zeytinburnu'na yolumuz düştüğünde. Son olarak söylemek istediğiniz neler? Yemek, içecek, üzerine su ve kahveden de dahil edelim. Bazı yetişmez adresi İstasyon Mevlana Pide olduğundan dolayı. Evet değerli Altın Rehber izleyicileri, siz de kebap tutkunuysanız ve üzerine leziz bir kahve keyfi yapmak istiyorsanız, yolunuz Zeytinburnu'na düştüyse sizleri de Mevlana Kebap'a bekliyoruz efendim. Bir başka sektörde kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşça kalın.